Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Arif hala gelmedi mi görüntü? Şu an herkes beni görebiliyor mu? Süper, 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 süper. Nasılsınız arkadaşlar? Ne yaptınız geçen haftadan beri? Ses var, görüntü var. Şu anda herkes beni görüyor değil mi arkadaşlar? İş güç, iyiyiz. Yasemin test çözmüş, süper. Çok ders çalıştık. Şevki'ye bak, soracağım sorulara cevap istiyorum senden hemen. Süper. Geçen hafta neler yapmıştık arkadaşlar? En büyük değeri bulduk, en küçük değeri bulduk, doğru mu? Daha tam çalışmaya başlamadık mı? Faktöriyele kadar işledik. Süper. Ardışık sayılar yazacakmış Meryem ama sayıların toplamını da gördük. Süper. Faktöriyeldeyiz. Süper. Neredeyiz biliyor musunuz? Bir bakalım dedim arkadaşlar. Süper. Geçen hafta bayağı bir zorladık herhalde siz arkadaşlar. Yorulmuştunuz biraz. Anladım hocam. Tamamdır Meryem hocam. Son gazla ilerliyoruz demiş Neşe. Neşe nasıl bugün? Takılma falan yok değil mi? Rahatça görüyorsun bizi. Süper. Zuhal kaynak bulamıyorum. Bir öneriniz var mı demiş. Önerim ihtiyaç. Başka kaynak mı var? Neden yayınların sözeller için uygun olmadığını mı düşünüyorsun yoksa? Aman aman sakın arkadaşlar. YGS kitaplarına sakın girmeyelim. Onlar sizi ileri değil geri götürür arkadaşlar. Sakın, sakın. Yani ben size şöyle söyleyeyim. KPSS'nin en ağır kaynağı bile ya da en kötü kaynağı bile ÖSS'den iyidir. Soru bankası çıkmadı, çıkacak arkadaşlar. En kısa zamanda, çok kısa bir süre içinde çıkacak. Arkadaşlar, başlayalım mı işimize gücümüze? Hı? İyi olmaz mı? Evet, şimdi geçen hafta dedi arkadaşlar faktöriyelde kaldık. Gördüğünüz gibi sistem yöneticimiz bize süper bir slaytla arkadaşlar merhaba demiş. Faktöriyel. Faktöriyel neydi arkadaşlar? Bir sayı var değil mi? N faktöriyel diye. Ne yapıyoruz biz bu N faktöriyeli? N çarpı diyoruz. Azalta azalta yazıyoruz değil mi arkadaşlar? N eksi 1 çarpı N eksi 2 çarpı böyle böyle gidiyoruz. Çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 diyoruz. Ve sayıyı 1'e kadar azaltıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Çarpa çarpa gidiyoruz. Çok doğru. Peki arkadaşlar örneğin şöyle desek. 10 faktöriyel diyelim mi sizinle? 10 faktöriyel için ne deriz arkadaşlar? 10 çarpı, 9 çarpı, 8 çarpı, 7 çarpı, 6 çarpı, 5 çarpı, 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı 1. Doğru mu arkadaşlar? Süper. Geçen hafta bir de şöyle mi yapmıştık? Ben yanlış mı hatırlıyorum yoksa? Yanlış hatırlamıyorum herhalde. Rengi değiştirmiştik değil mi? Güzel. Arkadaşlar bakın 10 faktöriyelin içinde ne var? Şuranın adı neydi arkadaşlar? Şuraya ne deriz? 9 faktöriyel değil mi? Peki arkadaşlar bakın. Şurası nedir sevgili arkadaşlar? 8 faktöriyel. Demek ki biz şöyle bir şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki 10 faktöriyeli açmaya başladık. 10 faktöriyel dedik. 10 çarpı 9
ben burada durmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar buraya bir faktöriyel atabilirsiniz. Peki ben 10 çarpı 9 çarpı 8 yazacağım. O zaman buraya bir faktöriyel atıyoruz. Peki arkadaşlar diyor ki bir arkadaşımız ben 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 yazacağım. Arkadaşlar uzatmıyoruz. Nerede durmak istiyorsanız oraya kadar gelin. Durduğunuz yere de ne koyacaksınız arkadaşlar? Faktöriyel koyacaksınız. Değil mi? Güzel. Şimdi arkadaşlar. Süper. Benim bilmenizi istediğim bazı faktöriyeller var sevgili arkadaşlar. Bunlar hangileri? 0 faktöriyel. Nedir 0 faktöriyel arkadaşlar? 1. Peki 1 faktöriyel var değil mi? 1 faktöriyel nedir arkadaşlar? O da 1 değil mi? Peki arkadaşlar 2 faktöriyel dedik. 2 faktöriyel neydi? 2. 3 faktöriyel. Nedir 3 faktöriyel arkadaşlar? 3 çarpı 2 çarpı 1'den nedir arkadaşlar? 6'dır değil mi? Peki arkadaşlar 4 faktöriyel nedir? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den nedir arkadaşlar? 24. Siz zaten cevap verdiniz değil mi? Peki bir de ne var arkadaşlar? 5 faktöriyel. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bu da nedir arkadaşlar? 120. Ben bu faktöriyelleri ezbere bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Bir de soruda karşımıza geldiğinde işte 4 faktöriyel neydi? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bununla uğraşmanızı istemiyorum. O yüzden 4 faktöriyel gördüğümüz zaman 24'ü yapıştıracağız. 5 faktöriyel gördüğümüz zaman 120'yi yapıştıracağız. Ve arkadaşlar sorularda karşımıza bunlar çıkarsa hemen yapıştırıp cevabı söyleyeceğiz. Değil mi? Güzel. Peki arkadaşlar şimdi ben size bir soru yazmak istiyorum. Bir bakın isterseniz şöyle diyeceğiz. 5 faktöriyel artı 4 faktöriyel artı 3 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. Evet arkadaşlar bekliyorum cevaplarınızı. 30 diyen var. 5 bölü 4 dedi. Mehmet 5 bölü 4 dedi. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğiz. Öncelikle yapamayacağımız şeyi söyleyelim arkadaşlar. 5 faktöriyeller birbirini götürür. Kalanları toplarız diye bir şey yapamayız arkadaşlar. Neden? Arada toplama varken sadeleştirme yapılabiliyor mu? Hayır arkadaşlar. O yüzden iki seçeneğimiz var. Şimdi ben size ne yapacağımızı söyleyeceğim. İlk olarak şunu yapabilirsiniz. Bence çok kolay bir yol olur. 5 faktöriyele kadarsa eğer. Faktöriyellerin hepsini açıyoruz arkadaşlar. Biraz önce öğrenmiştik ya değerlerini yerine koyuyoruz. Aşağıya da yazdık. Yukarıdan ne geliyor arkadaşlar? 150. Aşağıdan ne geliyor peki sevgili arkadaşlar? 120 geliyor. Peki arkadaşlar iki tarafı sadeleştirdik. Kaçla sadeleştirebilirim? 30'la sadeleştirdim değil mi? Buradan ne gelecek? 5. Buradan ne gelecek? 4. Yani cevap 5 bölü 4 dedik arkadaşlar. Ve 5 bölü 4 bulan arkadaşlarımızı kutluyorum. Şimdi ben paranteze falan aldım demiş Zuhal. Evet Zuhal paranteze alınarak da yapılır. Paranteze aldığımızda da 4, 5 bölü 4 bulmamız lazım. Bir yerde hata yapıyoruz demektir. Şimdi o şekilde de yapacağım. Arkadaşlar şimdi ben size öncelikle şunu söyleyeyim. Nerede hata var? Zuhal. Arkadaşlar şimdi öncelikle size şunu söyleyeceğim. Eğer faktöriyeller 5 faktöriyel ve daha altındaysa
5 faktöriyel ve daha altındaysa o zaman yerine koyuyoruz arkadaşlar değerleri. Eğer bunlar tabii daha büyük olsaydı, bunlar daha büyük olsaydı arkadaşlar ne yapmanız gerekecekti sizin? Bana söyler misiniz? O zaman en küçük faktöriyelin parantezini almanız gerekecekti arkadaşlar. Şimdi bakın, şöyle bir şey yapalım. Bir de ikinci yoldan çözelim bunu. Diyelim ki burada en küçük faktöriyel hangisidir arkadaşlar? 3. Harikasınız. Hepsini 3 faktöriyele kadar açacağız. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel artı 4 çarpı 3 faktöriyel artı 3 faktöriyel bölü dedik arkadaşlar. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel. Peki arkadaşlar, yukarı 3 faktöriyel parantezini aldık. 20. Buradan 3 faktöriyel giderse ne gelecek arkadaşlar? 20. Buradan 3 faktöriyel giderse ne gelecek arkadaşlar? 4. Buradan 3 faktöriyel giderse ne gelir arkadaşlar? 1 değil mi? Harikasınız. Peki aşağıda ne var arkadaşlar? 20 çarpı 3 faktöriyel dedik. 3 faktöriyeller birbirini götürecek mi? Evet. Buradan 25 bölü 20 gelecek arkadaşlar. Her iki tarafı da 5 ile sadeleştirirseniz 5 bölü 4 bulursunuz arkadaşlar. Yani cevabı yine aynı bulursunuz. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta arkadaşlar? Tahmin ettim. İşlem hatası olursa sıkıntı olur ama işlem hatası yapmamaya çalışın. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Bir bakın bakalım buna ne diyeceksiniz? Şimdi Mehtap neden şimdi peki götürdü demiş. Şurada mı diyorsun Mehtap? 3 faktöriyelleri mi soruyorsun? 3 faktöriyelleri mi soruyorsun? Mehtap, bu 3 faktöriyelle parantezin arasında ne var? Çarpma var değil mi? Çarpma varsa sadeleştirme yapabilirsin. Ama bak biraz önce dedik ki arada toplama vardı. Toplama varken sadeleştirme yapamayız. Arkadaşlar aralarında toplama olmamalı. Bakın burada ne var arada? Çarpma var. O yüzden sadeleştirme yapıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar sıradaki soruya geldik. Arkadaşlar 11 bölü 9 bulmuşlar genel olarak. Ceyhan bulmuşlar cevabı. Biz bir şöyle bakalım mı arkadaşlar? Bir kere kesinlikle ne yapmıyoruz faktöriyellerde? Bana bir söyler misiniz arkadaşlar? Kısa yoldan toplama çıkarma yapıp da soruyu şöyle çözmüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey söylüyorum. Bakın buraya da yazıyorum. Aman diyorum size arkadaşlar. Güzel yazamadım. Hemen şurayı düzelteyim. Aman diyorum. Ve şunu yapmıyorsunuz. 10 faktöriyelle 9 faktöriyeli toplayıp 19 faktöriyel, 10 faktöriyelden 9 faktöriyeli çıkarıp 1 faktöriyel, sonra faktöriyeller de birbirini götürür ve cevaba 19 derseniz arkadaşlar matematiği katletmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Vallahi bilemiyorum arkadaşlar. Ben söyleyeyim de sonra sıkıntı olmasın. Peki ne yapıyoruz? En küçük faktöriyelimiz olan 9 faktöriyele kadar açıyoruz. Diyoruz ki 10 çarpı 9 faktöriyel artı 9 faktöriyel bölü 10 çarpı 9 faktöriyel eksi 9 faktöriyel diyoruz arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? 9 faktöriyel parantezini alıyoruz. Buradan ne gelir arkadaşlar? 10. Buradan ne gelir? Hiçbir şey kalmayınca oradan ne geliyor arkadaşlar? 1 geliyor. Peki. Arkadaşlar 9 faktöriyel parantezini aldık. Aşağıdan da 10-1 geldi mi? Harika. Şimdi hocam ne yapıyoruz? 9 faktöriyeller birbirini götürüyor. Neden? Çünkü arada ne işlemi var? Çarpma işlemi var. 10 artı 1, 11.
10 eksi 1, 9 dedik. Cevabı 11 bölü 9. Yani Ceyhan diyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Memur mu oluyorduk arkadaşlar? Memur oluyoruz değil mi? İnşallah inşallah. Var mı arkadaşlar kafamızı karıştıran bir nokta? Şimdi bakın. N artı 1 faktöriyel bölü N eksi 1 faktöriyel. Arkadaşlar sorulara daha sonra devam ederiz. Şimdi biz bir işimize bakalım. Arkadaşlar şöyle dedik. N artı 1 faktöriyel çarpı N eksi 1 faktöriyel. Ne diyeceğiz? Azaltacağız. N artı 1. 1 azaltın. N. 1 daha azaltın. N eksi 1 faktöriyel dedik arkadaşlar. Alt tarafa da ne yazacağız? Bölü dedik. N eksi 1 faktöriyel dedik arkadaşlar. N eksi 1 faktöriyeller birbirini götürdü. Bu da neye eşit olmalı? 42'ye değil mi? N artı 1 çarpı N neye eşit? 42'ye. Peki arkadaşlar 42'yi ne diye yazabiliriz? 7 çarpı 6 diye. O zaman şu kısım neye eşit olacak sevgili arkadaşlar? 7'ye. Bu kısım neye eşit olacak sevgili arkadaşlar? 6'ya. Yani n ne olmalı? 6 olmalı değil mi? Yani cevabımız ne çıkacak arkadaşlar? Bolu. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Bir fazla gittik galiba. Yok gitmemişiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir soru var. 2012 KPSS sorusu. Taze taze yeni sorulmuş. Çok güzel bir soru. Şimdi ne yazacağız arkadaşlar? Bence en kolayını yapalım. Değerleri yerine yazalım. 3 faktöriyel 6'dır. Artı 27 bölü dedik. 4 faktöriyel neydi? 24 artı 24 artı 6 bölü 2 dedik arkadaşlar. 6 ile 2'yi sadeleştirdik. Ne gelecek buradan? 3. Peki arkadaşlar 6 artı dedik. Yukarıdan 27 gelir. Aşağıdan 24 artı 3 değil mi? Nedir 24 artı 3'te? 27'dir arkadaşlar. Eğer şu ikisini sadeleştirirsek sonuç ne çıkacak? 1. 6. 1 daha. Cevap ne çıkar arkadaşlar? 7 olacak değil mi? Yani cevabımız nedir arkadaşlar? Ceyhan. Evet, lisansta çıkmış arkadaşlar. Hangi KPSS derken 2012 lisans KPSS. Evet arkadaşlar. Bakarsınız sonra çıkmış sorulara. Evet. Şimdi arkadaşlar. Faktöriyel ile ilgili karşımıza çıkma olasılığı yüksek bir soru tipi var. Diyor ki 9 faktöriyel çarpı 2 üzeri x 2 üzeri x çarpı y diyor arkadaşlar. Böyle bir soruda ne yapacağız sevgili arkadaşlar? 9'u yani faktöriyel olan sayıyı ne yapacağım? 2'ye böleceğim. Kaç kere var arkadaşlar? 4 kere değil mi? Arkadaşlar kalanla hiçbir şekilde ilgilenmiyoruz. Bölmeye devam ediyoruz. Bu 4'ü yuvarlak için alıyoruz. Tekrar 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Kaç kere var? 2 kere. Tekrar 2'ye bölüyoruz. Kaç kere var arkadaşlar? 1 kere, doğru mu? Sonra bütün bölümleri ne yapıyoruz? Bütün bölümleri topluyoruz. Ve diyoruz ki x'imiz 4 artı 2 artı 1 yani kaç çıkıyor arkadaşlar? 7. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Faktöriyel olan sayıyı sürekli şu tabandaki sayıya bölüyoruz arkadaşlar.
Sonra bütün bölümleri topluyoruz. Bu bize neyi veriyor? Az der mi? Demez arkadaşlar. Pozitif tam sayı olduğu için en az zaten 1 olacaktır. O yüzden az diyemez. Ve bize en çoğu sorar. Biz de böyle böyle buluruz. Şimdi Cemile demiş ki neden bölüyoruz? Şimdi bu bunun kuralı. Fakat neden? Şimdi arkadaşlar ben sizin pür dikkat burayı izlemenizi istiyorum hepinizin. Çünkü size bir şey göstereceğim. Peki neden sorusuna size cevap. Peki arkadaşlar 9 faktöriyel nedir? Arkadaşlar şimdi bir şey soracağım. Sorularınızı eğer anlamazsanız bu anlatacağım şeyin arkasına saklayın arkadaşlar. Tamam? 9 faktöriyel nedir? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1'dir değil mi arkadaşlar? Peki burada 2 nerelerde var bir söyleyelim. Bakın burada bir tane 2 var. 8'in içinde bir tane daha var. Bir tane daha var. Peki 6'nın içinde kaç tane 2 var arkadaşlar? Bir tane 2 var. Bir tane de ne var? 3 var değil mi? Yani 6 neden oluşuyor arkadaşlar? 2 ve 3'ten 2'yi şu aşağı çektik zaten. Peki 4 arkadaşlar 2 tane 2'den 2 1 tane 2'den oluşur. Sayar mısınız burada kaç tane 2 var arkadaşlar? Bir, iki, üç, şöyle diyelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi dedik. Mehmet burada toplama olarak değil çarpıyoruz. Sekiz kaç tane ikiden oluşur? Bunları çarptığın zaman ne eder buradaki ikileri? Tamam. Arkadaşlar kaç tane 2'miz varmış bana söyler misiniz? 8 tane. 2 üzeri 8 değil mi? Çarpı. Bakın pardon 7 tane özür dilerim. 2 üzeri 7. Çarpı dedim. Buradan ne gelir arkadaşlar? 9 değil mi? Yanından ne gelir? 7. Burada ne kaldı arkadaşlar 6'da? 2'yi almıştık. 3. Peki 5'te ne kaldı arkadaşlar? 5 ve 3 kaldı. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar sorunuza cevap veriyorum. Neden x'i 7 aldık? Çünkü bu sayının içinde 7 tane 2 olduğu için. Bunlar da arkadaşlar ne oldu? Y oldu. Yani burada bahsedilen y aslında 2 üzeri x'i aldıktan sonra kalan posa diyebilirsiniz. Lazım olan ikileri aldınız. Kalan sizin neyiniz oldu arkadaşlar? Posanız oldu değil mi? Arkadaşlar bir kere şunu kafamızdan silelim. Şimdi siz olayı çeşitlendirmek isterken bence dersten kopuyorsunuz. Böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet y'yi de sorar. Söyleyeceğim zaten arkadaşlar. Y'yi sorar mı dediniz? İşte burada bunu çarptığınız zaman y çıkıyor arkadaşlar. Y'yi sorabilir. Bu bir. İkincisi arkadaşlar en küçük değerini sormaz. X nedir bana bir söyler misiniz? Pozitif tam sayı değil mi? Arkadaşlar burada ne dedik? X ve y pozitif tam sayılar dedik. Doğru mu? Pozitif tam sayı x'in en küçük değeri zaten 1'dir. İşlem yapmaya gerek yok ki neden sorsun? O yüzden arkadaşlar bu soru sadece ve sadece nasıl soruluyormuş? En büyük x'in en büyük değeri diye soruluyormuş arkadaşlar.
Meral sıfır da olabilir demiştin ama buradaki pozitife dikkat ettin değil mi? Arkadaşlar, şimdi ben şöyle söyleyeceğim. Niye bir anda bu kadar panik yaptınız bunu anlamadım. Zaten ben her şeyi söylüyorum size. Ve şimdi açıklamaları yapacağım. Fakat arkadaşlara cevap vermekten açıklamaları yapamadım arkadaşlar. Önce şunu söyleyeceğiz. Önce şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeceğiz. Buraya bir dikkat edin. Arkadaşlar, her zaman şu tabandaki sayı olacak. Şuranın da her zaman arkadaşlar ne olması gerekiyor? Faktöriyel olması gerekiyor. Bu işlemi yapabilmeniz için şuradaki sayının faktöriyel olması gerekiyor ve tabandaki sayıya bölmeniz gerekiyor. Yalnız tabandaki sayının da arkadaşlar diğer durumları az sonra sorularda söyleyeceğim. Tabandaki sayının da ne olması gerekiyor arkadaşlar? Asal olmak zorunda diyoruz sevgili arkadaşlar. Hayır, en küçük olması gerekmiyor arkadaşlar. Tabandaki sayının asal olması gerekiyor. 2 olur, 3 olur, 5 olur, 7 olur, 11 olur, ne istiyorsanız olur ama burada böldüğünüz sayı asal olmak zorunda arkadaşlar. Asal olmadığında neler yapacağımızı az sonra söyleyeceğim. Şimdi neymiş arkadaşlar? Bizden x faktöriyel eşittir a üzeri n çarpı b gibi bir şey isterse x'i sürekli ne yapıyormuşum? A'ya bölüyormuşum arkadaşlar, değil mi? Ne yapıyormuşum? X'i sürekli A'ya bölüyormuşum. Ve bu A'da ne olmak zorunda arkadaşlar? Asal olmak zorunda. Şimdi siz kafanızı karıştırmayın, devam edelim. Zaten gelecek slaytlarda bunlarla ilgili sorularınızı yanıtlayacak bir sürü slayt var arkadaşlar. Önce bir sakin olun. Acele etmeyin. Bakın. Geldik. 7 faktöriyel eşittir 3 üzeri x çarpı y diyor. Şimdi arkadaşlar 7 faktöriyel dedik değil mi? Bu sefer bizden neyi istiyor arkadaşlar? Y'yi. Bu durumda faktöriyeli açacağız. Diyeceğiz ki 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 diyeceğiz. Peki arkadaşlar diyor ki içindeki bütün üçleri topla. Değil mi? Şuradan bir 3 vardı, onu aldık. Buradaki 3'ü de aldık. Dedik ki bu 3 üzeri 2 olur. Kalanlar da bize neyi verecekti arkadaşlar? Y'yi. Yani neler var orada? 7 var. 2 var. 5 var. 4 var. 2 var arkadaşlar. Yani bu kısımda bize neyi verdi sevgili arkadaşlar? Y'yi. O zaman Y ne olur bana bir söyleyin. Şurayı şöyle çarptık. 5 kere 2 10. Değil mi? Şurayı da çarptık. 70. Burada da 8 vardı. Çarptık. Sonucu 560 bulduk arkadaşlar. Yani y kaçmış sevgili arkadaşlar? 560. Biraz önce sormuştunuz. Y'yi sorar mı? Evet işte sordu. Y'yi sorarsa faktöriyeli açıyoruz. Ve arkadaşlar üslü sayıyı oluşturduktan sonra kalan posa bizim neyimiz oluyor arkadaşlar? Y değerimiz oluyor. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Süper, çok sevindim. Süper. Şimdi bakın arkadaşlar, bir sonraki soruya geçelim. 15 faktöriyel eşittir 6 üzeri m çarpı n. Arkadaşlar söyleyeceğim. Soruyu çözeceğim. Arkasından açıklamasını yapacağım. Acele etmeyin. Heyecan yaratmayın. Şimdi bakın. 6 neyle neyin çarpımıdır sevgili arkadaşlar? 2 ile 3'ün, değil mi? 6'yı asal çarpanlarına ayırıyorsunuz ve her zaman büyük olan asal çarpanı kullanıyoruz. Küçüğü almıyoruz. Yani 15'i kaça böleceğiz arkadaşlar? 3'e böldük. Burası 5 oldu. Tekrar 3'e böldük arkadaşlar. Burası kaç oldu? 1 oldu. Yani sevgili arkadaşlar, m'i kaç bulduk? 6 mı bulduk?
Süper. Cevabımız da neymiş? 6'ymış. Arkadaşlar acele etmeyin diyorum. Hepsine cevap vereceğim. Siz sormadan ben cevap vereceğim. Biraz sonraki slaytta 6 yerine 8 de olacak arkadaşlar. Şimdi bakın. 15'i biz ne yaptık arkadaşlar? 3'e böldük. 15'i 3'e böldük arkadaşlar. Ve kaç tane 3 var arkadaşlar? 6 tane 3 var. Doğru mudur? Peki arkadaşlar 15'i 2'ye bölseydiniz. Şimdi nedenini anlatmak için yapıyorum bunu. 7. Tekrar 2'ye böldük. 3. Tekrar 2'ye böldük. 1. Yani kaç tane 2 var arkadaşlar? 11 tane 2 var. Şimdi arkadaşlar 11 tane 2'miz var. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kaç tane 3'ümüz var arkadaşlar? 6 tane. Yazalım. Siz ne yapmak istiyorsunuz arkadaşlar? 6 mı yapmak istiyorsunuz? Bakın. Şuradan bir 6 gelir. Buradan bir 6 daha gelir. Buradan arkadaşlar bir 6 daha gelir. Buradan bir 6 daha gelir. Buradan bir 6 daha gelir. Buradan bir 6 daha gelir. Kalan ikiler hiçbir işimize yaramaz. Doğru mu? Yani bizim için belirleyici olan hangisidir arkadaşlar? Az olandır. Peki az olanı bulmak için hangi sayıya bölmelisiniz? Büyük olan sayıya. O yüzden bu sorularda her zaman en büyük değeri sorar. Biz de arkadaşlar bu sorularda her zaman büyük asal çarpanı alırız. Var mı şimdi kafamızı karıştıran bir nokta arkadaşlar? Süper. Şimdi 8 olsaydı ne olacak? O biraz sonraki slaytta gelecek arkadaşlar. Şimdi geçiyorum bir sonraki soruya. 72 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Evet arkadaşlar. Kocatepe Camisi hemen karşımızda olduğu için ezan sesi biraz size kadar geliyor olabilir. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Evet arkadaşlar. Bu sayıyı sürekli olarak 5'e böleceğiz. Nedeni de şu. Bir sayının sondan kaç basamağı sıfırdır demek ne demek arkadaşlar? Bu soru arkadaşlar bu soruyla aynıdır. Şu iki soru birbirinin aynısı. Peki 10 onun içinde kaç var arkadaşlar? 2 ve 5. Peki hangi çarpanı kullanacağız? 5'i. Büyük olan 5 olduğu için diğerini atacağız. Peki 72'yi 5'e böleceğiz arkadaşlar. Kaç kere var? 14. Tekrar 5'e böleceğiz arkadaşlar. Kaç kere var? 2 kere. Topladınız ve kaç diyeceksiniz? 16. Her zaman şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Sondan kaç basamağı? Şunu gördünüz. 5'e böl. Bu kadar. Ne diyormuşuz? Sondan kaç basamağını görünce 5'e bölüyoruz. Şimdi arkadaşlar aramızda öğretmen adayı kimler var? Çok güzel. Arkadaşlar meşhur bir bilim adamı var değil mi? Siz benden daha da iyi bilirsiniz. Doğru mu? Öğretmen adayı kim var diye sordum. Şimdi arkadaşlar bir meşhur bilim adamı var değil mi? Kim bu? Ivan Pavlov mu? Pavlov ne diyor arkadaşlar? Köpekli adam. Meşhur Pavlov'un köpeği var değil mi? Pavlov ne diyor arkadaşlar?
Pavlov ne diyor? Klasik koşullanma diyor, değil mi? Hani zili çalıyor, zili çalıyor ve ne oluyor arkadaşlar? Köpeğin ağzını suya akıyor, değil mi? Kusura bakmayın, burada Pavlov bunu köpekle yaptığı için ben böyle söylüyorum ama biz de şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Klasik koşullanma. Klasik Allah Allah. Köpeğin salyası akıyor, değil mi? Arkadaşlar bunu da bu arada ben yazmadım. Bu Berkay Bey'den geldi sanırım. Biz de ne yapacağız biliyor musunuz? Sondan kaç basamağını görünce, sondan kaç basamağını görünce arkadaşlar biz de otomatik olarak ne yapacağız? 5'e böleceğiz. Peki biraz önce bir arkadaşımız dedi ki, kim sormuştu? Hocam niye 5'e bölüyoruz gibi bir şey sormuştu birisi. Kimdi o? Estağfurullah arkadaşlar. Klasik koşullanacağız dedik. Hep beraber. Ben de dahil. Kimdi? Emel sen mi sormuştun? Güzel. Şimdi Emel, burada kaç tane 5 var bana söyler misin? 16 tane 5 var, doğru mu? Bu 16 tane 5'in yanına 16 tane 2 koyarsan ne olur? 16 tane 10 olur. Doğru mu Emel? Süper. O zaman 16 tane 10 dedik. Doğru mu? 16 tane 10 olması demek ne demek? Sayının sonunda 16 tane ne olması arkadaşlar? 0 olması demek. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Arkadaşlar bunu Pavlov'a bağlama sebebim unutmayalım diyeydi. Yoksa kesinlikle hiçbirinize öyle şeyler söylemeyiz tabii ki. Arkadaşlar fakat ne diyoruz? Şunu anladık mı? Sondan kaç basamağını görürsek kaça bölüyoruz? 5'e bölüyoruz. Harikasınız. Bunu aklımızın bir kenarına yazıyoruz. Acele etme. Zuhal sondan kaç basamağı 9'dur deseydi de yine 5'e bölerdik. Çünkü sondan kaç basamağı diyor. Yapacağız ama acele yok. Geçiyorum arkadaşlar. Peki. Şöyle diyoruz. Şimdi arkadaşlar. A ve B pozitif tam sayılar demiş. Bakın bu da başka bir soru tipidir arkadaşlar. Şimdi 3 tane soru tipi var. Asal olabiliyor. Yaptık değil mi? Hangilerini yaptık? 2 oluyordu, 3 oluyordu. Doğru mu arkadaşlar? Peki. Daha sonra asalların çarpımından oluşan bir sayı gelebilir karşımıza. Arkadaşlar. Asalların çarpımından oluşan bir sayı gelebilir karşımıza. Yazamadım arkadaşlar. Siz anladınız ama ben biliyorum. Buna örnek ne vardı biraz önce? 6 vardı, 10 vardı. Bir de asalın kuvveti olanlar var. Asalın kuvveti olanlar var. Bunlar hangileri arkadaşlar? İşte burada olduğu gibi 8. 8'i ne diye yazacağız arkadaşlar? 17 faktöriyel eşittir. 2 üzeri 3 diyeceğiz 8 yerine, değil mi? 8 nedir arkadaşlar? 2'nin küpüdür. 2 üzeri 3a çarpı b diyeceğiz. Şimdi ne konuşmuştuk? Tabandaki sayıya bölecektik. Doğru mu arkadaşlar? Süper. 17'yi gideceğim ve 2'ye böleceğim. Kaç kere var? 8. Tekrar 2'ye böldüm. 4. Tekrar 2'ye böldüm 2, tekrar 2'ye böldüm 1. Hepsini topladık arkadaşlar. 3a'yı kaç bulduk? Harikasınız. 15 bulduk. A'ya da buradan kaç diyeceğiz arkadaşlar? 5 ve cevap Edirne diyeceğiz. Buraya kadar kafamızı karıştıran bir nokta var mı arkadaşlar? Yoksa bu sefer soruyu ben soracağım, siz cevap vereceksiniz. Soruyorum. 3a eşittir 15 oldu.
3a eşittir 25 olsaydı. 25'i İlker, beni çok sevindirdin. Ben de çok seviniyorum arkadaşlar sizin anlıyor olmanıza. 3'e bölecektik. Ne yapıyoruz? 25'i 3'e böldük. Kaç kere var dedik? 8. 24. Kalan ne olurdu arkadaşlar? 1. Kalan hiç umurumuzda değil, değil mi? O zaman cevaba ne diyecektik? 8 diyecektik arkadaşlar. 8 diyeceğiz. Tam kısmını alacağız. Bakın şuradaki sayı tam bölünmüyorsa ne yapacakmışız? Tam kısmını alacakmışız arkadaşlar. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Süper. Teşekkür ederim arkadaşlar. O sizin süper ders dinlemenizden kaynaklanıyor bence. 8'e direkt cevaplıyoruz kesinlikle. Bu arada arkadaşlar sakın arada kaçırdığımı zannetmeyin. Arkadaşlarından birisi dedi ki ben 4'ün karesi alırdım dedi. 4'ün karesi 16 eder. 4'ün karesi 8 olur mu? Tamam mı? Sakın. Hep burada asal sayının kuvveti yazacağız. Mesela arkadaşlar 16 olsaydı, 16 olsaydı siz 16'ya 4'ün karesi demeyeceksiniz. 4 de asal değil ki. 2'nin 4. kuvveti diyecektiniz. Anlaştık mı? Kesinlikle asalların kuvveti. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Süper. O zaman devam. Bir saniye arkadaşlar. Bu soruya geçmeden önce size bir şey sormak istiyorum ve buna cevap almak istiyorum arkadaşlar. Diyoruz ki 100 faktöriyel eksi 1 sayısının şimdi bir saniye. Hülya bir şey sordu. Geri dönmek durumunda kaldık. Dedi ki Hülya neden sürekli 5'e bölmedik? Doğru mudur Hülya? Hülya bir şey konuşmuştuk. Bölebilmen için şu sayının ne olması gerekiyordu Hülya? Faktöriyel değil mi? Bir bak bakalım buradaki 25 faktöriyel mi? O yüzden sürekli 5'e bölemezsin. 3'e bölemezsin. Bunu sadece bir kere bölüyoruz. Sürekli 5'e bölme işlemi sadece nerede var arkadaşlar? Faktöriyelde. Anlaştık mı? Sayıda faktöriyel yoksa sürekli 5'e bölemiyoruz. Evet arkadaşlar yakalamışlar bazıları. Dediler ki 100 faktöriyel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı 9'dur? Ne yapacağız arkadaşlar? Harika. Sondan kaç basamağını gördük mü? Kim bu? Pavlov mu? Böl 5'e. Böl 5'e. Topla. Cevabı 24'te. Bitti gitti arkadaşlar. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Peki neden böyle oldu diye soracak şimdi arkadaşlar. 1'e ne oldu? Arkadaşlar bakın bir örnek vermek için söylüyorum. Şöyle bir sayımız olsun. 240 milyon sayısı. Bana söyler misiniz bu sayının sonunda kaç tane? Bu sayının sonunda kaç tane sıfır var? Bana söyler misiniz? Yedi tane. Peki. Arkadaşlar şimdi hazır mısınız? Soru geliyor. 1 çıkardık. 239 milyon 999 bin 999. Arkadaşlar kaç tane 9 var bu sayının sonunda? 7 tane. Demek ki sıfır sayısı eşittir 9 sayısı arkadaşlar. Yani ne kadar sıfır varsa o kadar 9 var arkadaşlar. O zaman sevgili arkadaşlar, o zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Buradaki 9'un, buradaki 1'in hiçbir önemi yok arkadaşlar. Sondan kaç basamağını gördünüz? Hemen kaça bölüyorsunuz? 5'e bölüyorsunuz. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta sevgili arkadaşlar?
Süper. Faktöriyeli 5'e böl, işi bitir. Sonra da memur ol. Şimdi arkadaşlar geldik. Şöyle bir sorumuz var. İnşallah. Şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Diyor ki 76 rengi değiştirmemişiz. 76 faktöriyel eksi 75 faktöriyel. Arkadaşlar bunu gördünüz mü? Hemen ne yapmalısınız biliyor musunuz? Hemen paranteze almalısınız arkadaşlar. Kimin parantezine? 75 faktöriyel parantezine. Aldık mı? Ne oldu arkadaşlar? 75 faktöriyel parantezinde 76 eksi 1. Yani 75 faktöriyel çarpı 75. Buraya kadar kafanızı karıştıran bir nokta var mı arkadaşlar? Süper. Peki arkadaşlar, sondan kaç basamağını gördük mü? Ne yapacağım? 5'e böleceğim. Böleyim. 75'i hatta şurada yapayım arkadaşlar. 75'i 5'e böleceğim. Kaç kere var? 15. Tekrar 5'e böldüm arkadaşlar. Kaç kere var? 3 kere var. Yani burası kaç etti sevgili arkadaşlar? 18 mi? Hop. Çok acele ettiniz. Yanlış yaptınız soruyu bu yüzden. Arkadaşlar burada kaç tane 5 var? 18 tane. Peki 75 sayısı nedir? Bana bir söyler misiniz? Bunu parçalara ayırsak 5 çarpı 5 çarpı 3 müdür arkadaşlar 75? Bana bir söyler misiniz? Peki burada kaç tane 5 var? Sevgili arkadaşlar. 2 tane de burada var değil mi? 18 tane burada var. 2 tane de burada var arkadaşlar. Topladınız. Ve dediniz ki sondan kaç basamak olacak? 20 basamak. Faktöriyel olanı 5'e bölüyoruz. Faktöriyel ise 5'e böl. Faktöriyel değilse parçala ve içindeki 5'leri bul. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Sonra bu ikisini ne yapıyorsunuz? Topluyorsunuz. Harika. Değil mi? Harika. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Önce paranteze al. Faktöriyeli sürekli 5'e böl. Faktöriyeli olmayanları da parçala. İçindeki 5'leri bul diyoruz arkadaşlar. Değil mi? Şimdi sayı sistemlerine geçeceğiz. Sayı sistemlerine geçmeden bir ara veriyoruz arkadaşlar. Aradan sonra buluşuyoruz. Kendinize dikkat edin. Şimdi görüyor musunuz? Sorun var diye düşünün istedim ama sıkıntı yok. Buradayız. Son şakası güldürmedi diyorsun yani İsmet. Evet arkadaşlar, şimdi sayı sistemleri dedik. Sayı sistemleri dedik. Bugün karşımıza soru çıkma olasılığı yine yüksek bir konudan devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, ben kameramı açayım, beni de siz de beni görün diyen arkadaşlar var mı? Ben kameramı açarım diyenler kimler? Yöneticim ne diyorsunuz? Arkadaşları birkaçına kamera açtıralım mı? Mesela hediye verebiliriz. Soru bankası falan hediye ederiz. Olur mu? Neşe var. Ben varım diyor. Neşe'yi alalım mı? Fatma var. Tamam, 4 kişi alalım. Nasıl alalım yöneticim? Hediye verelim. Soru bankası verelim mi? Berkay Bey.
Başka kim vardı? Neşe var, Fatma var. Evet. Başka Dilek var. Soru bankası hediye vereceğiz Gülay. Yani hani burada ancak bu oluyor. Biz de isterdik ki bir Rio tatili verelim, ne bileyim dünya turu verelim. Muhteşem olur, muhteşem veririz. Berkay Bey olur mu? Tamam, Dilrubacığımı da alalım. Evet, o zaman açıyor musunuz? Ders sonu mu yapıyoruz o zaman? Tamamdır. Tamam. Güzel. İsimleri not aldınız herhalde siz. Berkay Bey. Tamamdır. Biz o zaman devam edebiliriz arkadaşlar. Dilruba bir saniye demiş. Bir saniye Dilruba, sen var mıydın listede? Var mı? Tamam o zaman. Benim tahminim Dilruba bir saniye dedi, gidip fön filan mı çektirecek? Ne yapacak bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sayı sistemlerine geçelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben de sizi çok merak ediyorum. O yüzden böyle görüşelim istiyorum. Arada böyle alalım insanları. Doğru valla. Mehmet sen de ben geleyim demedin. Ne yapalım? Erkeklerin hiç sesi çıkmadı. Evet arkadaşlar. Face'teki gruba gelin hocam demişsiniz. Grubu kim kurdu? Neşe, o zaman beni de ekle. Gruba beni de ekle. Tamam. Nasıl ne diye? İşte Hakan Uzel. Ha, yok, yönetici yapmanıza gerek yok yani. Ben de sizin aranızda olayım, yazışmalarınızı göreyim. Evet arkadaşlar, şimdi o zaman sıradaki sorumuza geçebiliriz, değil mi? Sıradaki konumuza daha doğrusu. Ne dedik arkadaşlar? Sayı sistemleri dedik, değil mi? Arkadaşlar, sayı sistemlerin dediğimiz şey nedir? Aslında bir adı daha var, değil mi? Bir adı daha var, değil mi arkadaşlar? Neydi? Hatırlıyor musunuz? Bu o değil arkadaşlar. Bu taban aritmetiği olan. Neymiş? Taban aritmetiğiymiş. Şimdi arkadaşlar, ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim normal tabanımız kaçtır? Ondur. Harikasınız. Yani arkadaşlar, bir sayımız varsa ABC sayısı 10 tabanında, biz normal şartlar altında bunu nasıl yazıyorduk? Bana bir söyler misiniz? 100A artı 10B artı C diye yazıyorduk. Doğru mu arkadaşlar? Herhalde hatam yoktur, değil mi? Güzel. Arkadaşlar, yani bunu şöyle de yazabilirsiniz. 10'un karesi çarpı A artı 10 üzeri 1 çarpı A artı 10 üzeri 0 çarpı A diye yazabilirsiniz. Doğru mu arkadaşlar? Peki ABC eğer arkadaşlar, atıyorum 7 tabanındaysa, o zaman ne yapacağız bakın. 0, 1, 2 diyeceğiz tersten başlayarak.
0, 1, 2 diyeceğiz. Sonra A çarpı, yani şöyle tersten yazalım kafamız karışmasın. 7'nin karesi çarpı A diyeceğiz. Artı 7 üzeri 1 çarpı B diyeceğiz. Ben şuraların hepsini A yazmışım yalnız. Artı 7 üzeri 0 çarpı C diyeceğiz, değil mi? Yani evet, hepsi A değil, ben yanlış yazdım çünkü düzelttim onu. Arkadaşlar yani burası ne olacak? 49 çarpı A artı 7B artı C olacak. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Eğer 8 olsaydı, eğer bunlar 8 tabanında olsaydı şuralara 7 değil ne yazacaktık arkadaşlar? 8 yazacaktık. 9 tabanında olsa 9 yazacaktık. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta burası için? Güzel. 4 taban olmak üzere diyor arkadaşlar. 123 sayısının 10 tabanındaki karşılığı nedir? Ne yazacağız arkadaşlar? 123 sayısını bir yazacağız. Biraz önce söyledik. Tersten ne yazacağız? 0, 1, 2 yazacağız. Neymiş? 4'ün karesi çarpı 1 artı 4'ün birinci kuvveti çarpı 2 artı 4'ün sıfırıncı kuvveti çarpı 3 dedik arkadaşlar. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Şu okları özellikle koydum ki kaçırmayın arada diye arkadaşlar. Güzel. 16 artı 8 artı 4'ün sıfırıncı kuvveti nedir arkadaşlar? 1'dir değil mi? Buradan da 3 gelecek. Cevaba 27 diyeceğiz. Ve biz de ne olacağız arkadaşlar? Memur olacağız değil mi? Olacak mıyız? İnşallah, inşallah arkadaşlar. Geldik sıradaki soruya. Arkadaşlar şimdi bir önceki sorumuzda şunu söyledik. Herhangi bir tabanda verilen sayıyı hangi tabana çevirdik? 10 tabanını. Şimdi ikinci sorumuzda da 10 tabanında verilen bir sayıyı herhangi bir tabana çevirmeyi öğreneceğiz. Hangi tabana çevireceğiz arkadaşlar? 6 tabanına. Bakın ne yapacağız. Biraz önce yaptığımız işlem gibi bir şey. 248'i 6'ya böleceğiz arkadaşlar. Kaç kere var? 8'i aşağı indirdik. 8'de 6 bir kere var arkadaşlar. Ve ne dedik? 2 mi kaldı? Bunda da bölüyoruz ve 2'yi yuvarlak için alıyorduk. Hatırladınız mı bunu? Süper. Sonra 41'i arkadaşlar tekrar 6'ya bölüyoruz. Kaç kere var? 3 nereden çıktı? 6 kere var değil mi? 36 diyoruz arkadaşlar. Buradan kaç kaldı? 5. Yine bunu yuvarlak içine alıyoruz. 6'yı 6'ya bölüyoruz. 1 kere var. Kalanı yine yuvarlak içine alıyoruz arkadaşlar. En son bölümü de yuvarlak içine alıp sonra bunları nasıl yazıyorduk sevgili arkadaşlar? Tersten. Bu arada şu 0 arkadaşlar. 1, 0, 5, 2. Yani cevabımız neymiş arkadaşlar? Boluymuş. Evet Şengül, sondan başa doğru yazıyoruz değil mi? Var mı arkadaşlar kafamızı karıştıran bir nokta? Güzel. Güzel. Geldik sıradaki soruya. Diyor ki arkadaşlar 354 sayısının 9 fazlasının aynı tabandaki karşılığı. Şimdi öncelikle 9'u ne yapmamız lazım? 6 tabanına çevirmemiz lazım değil mi? Yani arkadaşlar 9'u 6'ya bölmemiz lazım. Kaç kere var? 1 kere.
Arkadaşlar, 9'un 6 tabanındaki karşılığı neymiş sevgili arkadaşlar? ...13'müş. 6 tabanında değil mi arkadaşlar? Yani 9'un 6 tabanındaki karşılığı neymiş? 13'müş. O zaman 354 ile 13'ü toplayalım arkadaşlar. Bunlar kaç tabanındaydı sevgili arkadaşlar? 6 tabanında. Şimdi burada sakin oluyoruz ve şöyle yapıyoruz. 4, 3 daha kaç eder arkadaşlar? 7 mi? 7'yi 6'ya bölüyoruz. Bakın. Kalanı getirip buraya yazıyoruz arkadaşlar. 1 diye. Bu da bizim neyimiz oluyor? Eldemiz oluyor. Peki 50'yi buraya verdik. 1, 5 daha 6, 1 daha 7. Doğru mu? 7'yi 7'ye böldük. Kalan 0. 0'ı getirip nereye yazıyorduk arkadaşlar? Buraya mı? Pardon. Özür dilerim arkadaşlar. Ne yaptım ben? 7'yi 6'ya bölüyoruz. 7 nereden çıktı? Bir kere var. 6, 1. Onu da getirdik buraya yazdık. Burası 1 oldu arkadaşlar. Ve ne var yine? 1 eldemiz var değil mi? 1 eldeyi de buraya verdik. 3, 1 daha 4 oldu. Sonucu da kaç bulmuş olduk arkadaşlar? 411 bulduk. Cevabımız da ne oldu? Bolu seçeneği oldu değil mi? Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Hocam 1 dedi Neşe. Şey soracağım da. Evet Neşe. Hayır Ayşe. 4 değil. Anlayamadım. 4 değil de 6'dan büyük olsaydı ne yapacaktık mı? Yine bölecektik. Mesela hepinizin sorusuna cevap vereceğim arkadaşlar. Hepinizin sorusuna cevap vereceğim. Sanırım Neşe şunu demeye çalışıyorsun. Şurası 5 olsaydı, 5 ile 3'ü toplasaydık sonuç 8 olsaydı diyorsun değil mi? 8 oldu. 8'i tekrar 6'ya bölecektik Neşe. Diyecektik ki bir kere var kalan 2. 2'yi buraya yazacaktık. Bir eldemizi de getirip buraya yazacaktık. Cevap 1211 olacaktı. Doğru anladım değil mi? Tamamdır. Şimdi sırayla cevap veriyorum. Mehmet demiş ki 10 tabanına çevirip toplayıp tekrar 6 tabanına çevirsek de olurdu. Olurdu, sadece 2 kez çevirme işlemi yapardınız. Olur, hiç sorun yok. Bunu 10 tabanına çevirip toplayıp tekrar gelebilirdik. Şimdi arkadaşlar. Zuhal olur. Şimdi arkadaşlar demiş ki son kısmı bir daha anlatır mısınız? Şimdi son kısmı bir daha anlatamayız. O yüzden şöyle yapalım. Orayı belli bir yerden sonra tekrarlayalım. Şimdi arkadaşlar dedik ki ne yapacağız? Ayşe 354 ve 9 6 tabanında toplanamaz. Çünkü 9 6 tabanında değil 9 10 tabanında. Çünkü bunun 6 tabanında olduğunu söyleyen bir ifade yok. Eğer bir sayının herhangi bir tabanda olduğu söylenmemişse o sayı 10 tabanındadır. Bunu unutmuyorsun. Tamam. Şimdi şuradan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Güzel. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapacağız? Sonuç aynı gelmez 354 ile 9'u toplayınca. Arkadaşlar neyse ben şöyle söyleyeyim. 4 ile 3'ü topluyoruz 7. Bulduğumuz sayı 6'dan büyük olduğu için bu sayıyı 6'ya bölüyoruz. Bir kere var diyoruz. Kalanımız da 1 oluyor. Bu kalanı getirip buraya yazıyoruz arkadaşlar. Şu bölüm bizim için ne oluyor her zaman? Elde oluyor. Eldeyi alıyoruz arkadaşlar. Buraya veriyoruz. 1, 5 daha 6, 1 daha 7 diyoruz. 7'yi tekrar 6'ya bölüyoruz.
Bu 1'i de getirip buraya yazıyoruz arkadaşlar. Şu 1 bizim neyimiz oluyor? Eldemiz. Peki. Buraya verdik. 1, 3 tane oluyor. 4 oluyor arkadaşlar. 411 altı tabanında diyoruz. Cevap da Bolu oluyor. Şimdi 354 ile 9'u toplayınca arkadaşlar 411 mi ediyor? Nasıl sonuç aynı oluyor? Sonuç aynı demişsiniz. Arkadaşlar şimdi bakın. Yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Kafanızdakini hani söylüyorsunuz ama öyle değil. Şimdi demişsiniz ki 354 ile 9'un toplamı nasıl 411 oluyor? Bu normal toplama değil ki, 6 tabanında topluyoruz. 6 tabanında oluyor. Şimdi tekrar söylüyorum arkadaşlar, isterseniz biraz buraya yoğunlaşmaya çalışın. Bakın. Arkadaşlar ben şimdi başlayacağım. Rica ediyorum, ben yazarken beni dinleyin. Siz de aynı zamanda ben soruyu anlatırken bana yazdığınız için biraz sıkıntı oluyor. Şimdi arkadaşlar siz o kısımları boş verin. Lütfen buraya iyice dikkatinizi verin. 354 sayısıyla 354 sayısıyla arkadaşlar 6 tabanında 9 sayısını toplayamazsınız çünkü 9 10 tabanında. Bu toplama işlemini yapamazsınız arkadaşlar. Bu yüzden 354 sayısı 6 tabanında değil mi? Bunu 9 sayısıyla toplamak istiyorsanız önce 9'u da 6 tabanına çevirmelisiniz. Bir kere var 6 dediniz. 3 dedik. Biraz önce nasıl yaptığımızı söylemiştik arkadaşlar. Ne dedik? 13 mü? 13 ile toplamamız lazım bu sayıyı. Arkadaşlar 4, 3 daha normal şartlar altında ne yapar? 7 mi yapar? 4, 3 daha 7 yapar dedik arkadaşlar. 7 6'dan büyük olduğu için 6'ya bölüyorsunuz. 1 mi? Arkadaşlar 1'i buraya yazıyorsunuz. Kalanı. Buraya neyi yazıyormuşum? Kalanı. Şu 1'de benim neyim oluyor arkadaşlar? Eldem oluyor. Eldeyi getirdik, şuraya verdik. 1, 5 daha ne etti? 6. 1 daha 7 dedik arkadaşlar. 7 6'dan büyük olduğu için tekrar bölüyoruz. Bir kere var. 6 dedik. 1 mi kaldı? Bu 1'i getirip buraya yazıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu 1 ne oluyor? Elde oluyor yine. O 1'i getirip buraya veriyoruz. 1, 3 daha 4 oluyor. Cevap da 411 oluyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar 354 artı 13 6 tabanında bunların toplamı 411 sayısına eşit oluyormuş yine 6 tabanında. Bu 13 nedir arkadaşlar? Dokuza eşittir. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Güzel. Toplamayı bu kurallara uyarak yapacağız arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Diyor ki bakın yine aynı soru. 465 7 tabanında ve 542 7 tabanında. Bizden bunların toplamını istemiş arkadaşlar. Doğru mudur? Şimdi topluyoruz. 2, 5 daha 7. 7'yi 7'ye böl. Bir kere var. 0 mı? Buraya 0'ı yaz. Bu bir de ne olsun? 50 olsun. 50'yi buraya ver. 4. 6 1 daha 7 11 mi arkadaşlar? Bu sefer ne yapıyorum? 11'i 7'ye bölüyorum. Kalan 4
Gel bu kalanı yaz. Bu bir benim neyim olacak arkadaşlar? Eldem olacak. Geldim buraya. 1, 4 daha 5. 5 daha 10. Biraz önce Neşe sormuştu. Onu 7'ye böldük. Bir kere var. 3 mü arkadaşlar? Şimdi 3'ü yazdınız. Bu bir bizim eldemiz değil mi? Fakat işlem bitti. O zaman 1'i getirip en son buraya yazıyoruz. Yani cevap 1340 oluyor arkadaşlar. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Evet arkadaşlar. Şimdi geldik bir sonraki sorumuza. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar işte basamak analizi diyeceğiz. Basamak analizinde nedir? Eğer AB 2 basamaklı sayı derse biz buraya ne diyeceğiz AB'ye? 10A artı B diyeceğiz. Peki ABC 3 basamaklı sayı derse ne yapacağız arkadaşlar? 100A artı 10B artı C şeklinde yazacağız. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Basamak değeriyle sayıyı çarpmış oluyoruz yani aslında. Güzel. Şimdi arkadaşlar bakalım ne diyor? AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. Arkadaşlar bakın şu ifadeyi gördüğünüzde böyle söyleyeceksiniz. Normal AB'yi görürseniz eğer, normalde AB'yi görürseniz ne diyeceksiniz? A çarpı B'dir. Ama AB iki basamaklı doğal sayılardır diyorsa o zaman ne yapacağız? Bunları çözümleyeceğiz arkadaşlar. Yani AB artı BA diyeceğiz. Yani çözümlediğimde 10A artı B artı 10B artı A mı diyeceğiz arkadaşlar? Peki. Bu da 11A artı 11B mi olur arkadaşlar? Yani burasına 11'in katıdır diyebilir miyiz arkadaşlar? Ve şıklarda 11'in katı olan sadece D şıkkı var. Yani 55. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Güzel. Devam ettik arkadaşlar. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır diyor. AB eksi BA diyor değil mi arkadaşlar? Ne yazacağız? 10A artı B değil mi? Artı B eksi 10B eksi A diyeceğiz. Yani bu da nedir? 9A eksi 9B mi arkadaşlar? Yani burası 9'un katı mıdır arkadaşlar? Şıklarda 9'un katı olanları elerseniz eğer geriye sadece C şıkkı 35 kalıyor arkadaşlar. Yani C şıkkı 35 olamaz kesinlikle. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Sıradaki soruya geldik arkadaşlar. Diyor ki AA, BB ve CC iki basamaklı doğal sayılardır. Ne yapacağız arkadaşlar? Yazacağız. 10A artı A artı 10B artı B artı 10C artı C bölü A artı B artı C dedik arkadaşlar. Peki buradan ne gelir? 11A artı 11B artı 11C mi arkadaşlar? Peki burayı 11 parantezine alırsam ne gelecek?
11 mi gelecek arkadaşlar? Yani cevap Bolu diyebiliriz, değil mi? Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Güzel. Geldik sıradaki soruya. Ne diyor arkadaşlar? Ne diyor arkadaşlar? Bir de bunu söyleyelim mi? ABC-CBA 693'müş sevgili arkadaşlar. Sesim gelmiyor mu? Güzel. Arkadaşlar bakın ne diyeceğiz. Bunu da hemen yazacağız, değil mi? 100A artı 10B artı C eksi 100C eksi 10B eksi A eşittir 693 diyeceğiz. Peki 10B'ler gider mi arkadaşlar? 100A'dan A'yı çıkarıyoruz. 99A eksi 99C eşittir 693 diyoruz arkadaşlar. Peki 99 parantezine alırsak sevgili arkadaşlar. Buradan A eksi C gelir mi? Gelir değil mi? Bu da 693'e mi eşit olur? Arkadaşlar şimdi burada size önemli bir şey soracağım. Tamam? Hazır mıyız? Soruyorum. Burada bölme işlemi yapmamak için şöyle bir şey diyeceğiz. Bir telefon aldınız kendinize 693 lira. Soranlara kaç liraya aldım dersiniz? Süper. 693 değil 700 lira. Ya da atıyorum Allah göstermesin doğalgaz faturanız 693 lira gelse yuvarlar 700 dersiniz. Doğru mu? Yani buraya 700 dediniz. Peki 99'da yuvarladınız 100 dediniz. Sadeleştirin. A eksi C direkt ne çıkacak arkadaşlar? 7 çıkacak. A ve C rakam olduğu için zaten siz otomatik olarak bunların sonucunun da bir doğal sayı, pardon, tam sayı olacağını söyleyebilirsiniz. O yüzden de yuvarlamak serbest arkadaşlar. Her zaman olur mu demiş Derya. Her zaman şunda olur. Sayı basamak analizi sorularında olur. Çünkü neden basamak analizi sorularında ne kullanıyoruz her zaman? Tam sayı kullanıyoruz. O yüzden de sorun olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Bölme yapmayın direkt yuvarlayın söyleyeyim. Mesela Derya burası 396 olsaydı ne diyecektin? Yuvarlak 400. Böldüm 100'e 4. Bitti gitti. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Net mi kafanızda? Böyle yapabilirsiniz. Tamam. Geçiyorum bir sonraki soruya. Zaten bunlar da hep 90'lı falan olur. Rahat olun. O yüzden yuvarlayabilirsiniz. Devam. 3 basamaklı 6AB sayısı 2 basamaklı AB sayısının 26 katıdır diyor arkadaşlar. Bakın. 6AB diye bir sayımız var. Ve bu 2 basamaklı AB sayısının kaç katı? 26 katı. Öncelikle bunu yazdınız mı arkadaşlar? Güzel. Peki arkadaşlar bakın size ne diyeceğim. Size şöyle bir şey deseler. Mesela biraz önce söyledik. Mesela bir ödeme yapacaksınız. 623 lira bu ödeme. Siz bunu şöyle yazabilir misiniz arkadaşlar? Bir 600 ödeyeceğim. Bir de üstüne 23. Sorun olur mu? Olmaz, değil mi? Yani biz bu sayıyı 600 sayısı artı AB 2 basamaklı sayısı diye yazabilir miyiz sevgili arkadaşlar? Yazarız, değil mi? Peki. Bu karşıya ne diye geçer arkadaşlar? Eksi diye geçer, değil mi? 600 eşittir. 25 AB sayısı olur mu arkadaşlar? Bölelim iki tarafı da 25'e. Kaç çıktı? 24. Yani AB 2 basamaklı sayımız kaç çıktı arkadaşlar? 24. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Neresini anlamadınız zor hocam? Bir daha söyleyin. Siz söyleyin.
Şimdi burada bir AB sayısı var, doğru mudur? Bu AB sayısı karşıya ne diye gider? Eksi AB diye gitmez mi? Peki 26 tane sayımız var. Bir tanesi giderse kaç tane kalır? ...25 tane. Direkt 25'e bölüp buluyoruz. Sorun yok değil mi? 10A artı B yazsak yanlış mı olur? Yanlış olmaz dedi Ruba ama uzun olur. Yani uzun olmasın diye. Derdimiz en kısa yoldan soruyu çözmek. Yoksa bunu 600 artı 10A artı B deyip karşı tarafa da 26 parantezinde 10A artı B deyip çözersiniz ama biraz uzun olur. Yani ben daha kısasından gidelim diye böyle söyledim arkadaşlar. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Güzel. Devam ediyoruz o zaman. İki basamaklı AB sayısı ile demiş arkadaşlar. Bu sayının rakamları yer değiştirilerek elde edilen iki basamaklı BA sayısının farkı 63'tür demiş. Doğru mudur? Peki arkadaşlar 10A artı B eksi 10B eksi A dedik arkadaşlar. Burası ne oldu? 63 mü? Yani 9A eksi 9B eşittir 63. 9 parantezinde A eksi B eşittir 63. Arkadaşlar buradan A eksi B'nin ne olması gerekir? 7. Peki bana farkları 7 eden sayılar söyler misiniz? Düzeltiyorum. Rakamlar diyecektim. 9'a 2, 8'e 1 diyeceğiz, değil mi? Arkadaşlar çok önemli bir noktadayız. 7'ye 0 diyelim mi, demeyelim mi? Pardon, 7'ye 0 diyelim mi, demeyelim mi? Diyemeyiz. Neden? Çünkü iki basamaklı olmaz o zaman. Bunları da topladığınızda arkadaşlar yani konuşamadım. Alabileceği değerler 92 ve 81'dir arkadaşlar. Topladığınızda da 173 eder. Cevabımız da Ceyhan olur, değil mi? Evet arkadaşlar, 7 ile 0'ı neden alamıyoruz sevgili arkadaşlar? Bunu da söyledik. 7 ile 0'ı alamama sebebimiz neymiş arkadaşlar? Çünkü 7 ve 0'ı alırsanız BA 2 basamaklı olmayacaktır. Bu yüzden de sonuç yanlış çıkar. Buna dikkat ediyoruz. Sonra ben aldım oldu filan demeyin arkadaşlar. Sıkıntı olur. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Süper. Devam. İki basamaklı arkadaşlar şimdi size bir şeyde bulunayım. Mesela bu soruyu ben yazmıştım. Ve özellikle şıklara 243 koymuştum. 70'i de alanlar için hani ÖSYM bunu yapar çünkü arkadaşlar. Siz de dikkat edin. Eğer bu sorulara dikkat ederseniz hani çok rahat edersiniz. Ses yok mu? Güzel. Sıfır neden olmuyor diyor Mehtap, değil mi? Arkadaşlar, sıfır derseniz bu sayı ne olur? 70. Peki BA sayısı ne olur? 07. Siz 07 diye iki basamaklı sayı gördünüz mü? Olur mu? Olmaz, değil mi? Bu yüzden 70'i alamadık arkadaşlar. 70 iki basamaklıdır ama ters çevirdiğinizde 07 iki basamaklı değildir. Tamam? Güzel. Dikkat edin arkadaşlar, sıkıntı yaşamayın. AB sayısı dedik. Rakamları toplamının 4 katına eşittir diyor arkadaşlar. Yani böyle değil mi? Güzel. Peki bunu nasıl yazarız arkadaşlar? 10A artı B eşittir
4a artı 4b dedik. Yani 6a eşittir 3b. 2a eşittir b olur arkadaşlar. Ne dedik? 2a eşittir b dedik, değil mi? Peki buradan sonra değer vereceğiz. Ne diyelim? 1'e 2. 2'ye 4. 3'e 6. Ve 4'e 8 dedik arkadaşlar. Bu sayıların en büyüğü kaçtır? 48. En küçüğü kaçtır? 12. Aralarındaki fark kaçtır arkadaşlar? 36. Yani en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçmış? 36'ymış. Peki niye böyle yazdık? Çünkü şurada ne diyor bakın. 2 basamaklı AB sayısı rakamları toplamının 4 katına eşittir. 2 basamaklı AB sayısı rakamları toplamının 4 katına eşittir dedik. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta arkadaşlar? Süper. Hocam değer vermeyi tekrarlayalım. Değer vermeye kaçtan başlayacağız doğal olarak? Değer vermeye kaçtan başlıyoruz arkadaşlar? Bakın 1'den. Buraya 1 verdik. 2 kere 1, 2. Sıradan değerleri veriyoruz. Şimdi A'ya 2 verdik. 2 kere 2, 4. Sırada ne var? 3 var. 3 verdik, burası 6 oldu. 4 verdik. Burası ne oldu arkadaşlar? 8 oldu. Peki arkadaşlar 5 verirsek burası kaç olur? 10. Fakat A ve B nedir sevgili arkadaşlar? Rakamdır, değil mi? A ve B rakam olduğuna göre 10 olamayacaktır. O yüzden 5 ile 10'u alamıyoruz arkadaşlar. Buna göre yapıyoruz. Tamam. Değerleri verirken de ilk önce 0 vermek istiyoruz. Yani sırayla rakamları deniyoruz. 0 olmaz. O zaman bu sayımız ne olurdu 0 versem? 0 0. 0 0 olamayacağı için 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü sırayla verdik arkadaşlar. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Rica ederim. Devam ediyoruz. 3 basamaklı ABC sayısı. Yani A, B, C. 2 basamaklı AB sayısından 211 fazladır demiş arkadaşlar. Peki ne yazmam lazım sevgili arkadaşlar? 100A artı 10B artı C eşittir 10A artı B artı 211. Attık karşıya arkadaşlar. 90A artı 9B artı C eşittir 211. Şimdi arkadaşlar ben burada bir durmanızı istiyorum. Tamam. Burada bir duruyoruz ve şöyle yapacağız. Yazdıklarınızın gelmesini bekliyorum. Sonra bir şey söyleyeceğim çünkü. Güzel. Arkadaşlar şimdi hiçbir şey yazmayın lütfen. Beraber değer verelim. 211'in içinde kaç tane 90 vardır? 211'in içinde kaç tane 90 vardır arkadaşlar? 2 tane. Yani 180. Geriye ne kaldı? 31. Yani A'nın yerine 2 vermeliyim çünkü içinde 2 tane 90 var arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Arkadaşlar 31 kaldı. 31'i 9'a bölüyorum bakın. Neden? Şimdi içinde kaç tane 9 olduğunu bulacağım ki büyükten küçüğe doğru devam ediyorum dağıtmaya. Kaç kere var? 3 kere. Yani 27 dedik. Çıkardık. 4 bulduk. O zaman kaç tane 3 var? 9 var. 3 tane. Geriye kaç kaldı? 4 kaldı. Yani değerleri nasıl veriyoruz? 211'i 90'a bölüyoruz. İçinde 2 tane 90 vardır diyoruz. Sonra kalan 31'i 9'a bölüyoruz. İçinde 3 tane 9 vardır diyoruz. Geriye kalan 4 de C oluyor. Yani arkadaşlar A artı B artı C
eşittir. Kaç oluyor sevgili arkadaşlar? 9 oluyor. Var mı kafanızı karıştıran bir nokta? Süper. Güzel. O zaman arkadaşlar bir ara daha verelim. Bir şöyle dinlenin. Sonra devam ediyoruz. Hep büyükten başlıyoruz. Evet, hep büyükten başlıyoruz. Neden büyükten başlıyoruz? Çünkü büyükten başladığında cevabı son derece kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Şimdi Hülya demiş ki 4 nereden geldi? Hülya bak. 31'i 9'a böldük. Kaç kere var? 3 kere. 27'yi çıkardığımızda kaç kalır? 4 kalır. İşte 4 oradan geldi. Tamam. Sıradan bak. 211'i 90'a böldün 2. A'nın 2 olması buradan. 31'i 9'a böldün 3. B'nin 3 olması da buradan. Nasıl bir soru soracaksın İbrahim? Sor. Yapabiliriz ama bu şeyle alakalı. OBEP OKEK kısmı ile alakalı. İşlemi açmadan yaparız ama orada şey var. Aralarında asallıktan gideceğiz. Yani şöyle dersin. 45 ile aralarında kaç? 45 kaçı, kaça bölünür? 3'e ve 5'e. 3 ve 5 ile aralarında asal olmayan sayıları söyleyeceksin. Yani asal olanları düşerek gideceksin. Arkadaşlar bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Tamam? Arkadaşlar ya. Benim klavye sesim olmasın. Biraz önce yazıyordum. O da geldi değil mi? Kusura bakmayın arkadaşlar. Görsel bir şölen sunamıyoruz size ama biz de isterdik ki gelsin dersi Brad Pitt anlatsın ama ha ben de ortadan girince tabii. Teşekkür ederim arkadaşlar. Allah razı olsun. Tabii Berkay Bey'i görseydiniz bu fikirleriniz değişirdi ama. Evet arkadaşlar, şimdi bu dedikoduları bırakıyoruz. İşimize gücümüze bakıyoruz değil mi? Evet arkadaşlar, şimdi 3 basamaklı bir doğal sayımız var. Yüzler basamağı 2 artırılıp diyor. Arkadaşlar yüzler basamağını 2 artırmak ne demek? Bana bir söyler misiniz? İki yüz artması demek, doğru mudur? Peki birler basamağının 6 azaltılması demek ne demek? Sayının 6 azalması demek. Yani artı 100 pardon, onlar da varmış orada ya. Ben niye kaçırdım? Sizin aşağıda yazdığınız dedikoduları okuyacağım diye kafam kazan gibi oldu valla. Evet arkadaşlar, ne diyor? Birler ve onlar basamağı 6 azaltılırsa diyor, değil mi? Güzel. Evet arkadaşlar, ne dedik? 200 eksi 66. Bu da nedir arkadaşlar? 134. Ne yapar? 134 artar. Çünkü yüzlerin kat, yani kat sayısı kaçsa yüzleri 2 artırmanız demek, sayıyı 200 artırmanız anlamına geliyor arkadaşlar. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Devam. 3 basamaklı 6 doğal sayının toplamında sayılardan her birinin birler ve yüzler basamağını 1 azaltıyoruz. Önce bir sayı için düşünelim arkadaşlar. Eksi 100, eksi 1. Peki onlar basamağında 3 artırıyorsunuz. Yani 30 artırıyorsunuz. Yani ne oluyor arkadaşlar? Eksi 69. Yani bir sayı için durum ne oluyor arkadaşlar? Eksi 69. Peki kaç sayımız var sevgili arkadaşlar? Bu akşam bana da ne oldu arkadaşlar ya? İşlemi yanlış yapmışım. Eksi 71 olacak. Peki kaç sayımız var? 6 sayımız var. Yani eksi 426 çıkacak. Bu da ne demek arkadaşlar? 426 ne yapması demek sevgili arkadaşlar? Eksi olduğu için
azalması demek. Artı olsaydı 426 artar diyecektik. Bunu unutmayın arkadaşlar. Artı ise artıyor, eksi ise azalıyor. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Süper. Arkadaşlar, çok güzel bir soru var burada. 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı kaçtır bu arkadaşlar? İbrahim anlamadım demiş. Bir önceki sorudan mı bahsediyoruz İbrahim? Bir saniye arkadaşlar. İbrahim anlamadım demiş. Sanırım bir önceki soruyu mu söylüyorsun İbrahim? Şimdi bir sayının yüzler basamağını bir azaltmak demek sayıyı kaç azaltmaktır? 100. Yani eksi 100 olur. Birler basamağını bir azaltmak demek ne demek? Sayıyı bir azaltmak demek. Peki onlar basamağını 3 artırmak demek sayıyı 30 artırmak demek. Yani sayı 71 azalıyor bir tanesi. Peki bir tanesi 71 azalıyor. Peki kaç tane sayımız var? 6 tane. Bunu 6 ile çarparsak sayıların toplamının 426 azalacağını buluyoruz. Var mı şimdi kafanı karıştıran bir nokta? Güzel. Devam edebiliriz. 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayımız kaçtır arkadaşlar? 102'dir. Doğru mu? Güzel. İle 2 basamaklı en büyük doğal sayının demiş değil mi? 2 basamaklı en büyük doğal sayı kimdir? 99'dur arkadaşlar. 2 basamaklı en büyük doğal sayının toplamı da kaç yapacak sevgili arkadaşlar? 201 yapacak ve cevapta ne olacak? Denizli olacak. 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayımız 102 ve 2 basamaklı en büyük doğal sayımız 99. Toplamları da kaç yaptı arkadaşlar? 201 yaptı. Nermin rakamları farklı demiş. Evet arkadaşlar. Rakamları farklı sadece birinci için geçerli bakın. En küçük doğal sayı ile iki basamaklı en büyük doğal sayının. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta şimdi? Güzel. Geçtik. İki basamaklı rakamları farklı en büyük tam sayı kaçtır arkadaşlar? 98 mi? Güzel. Peki, iki basamaklı en küçük tam sayı demiş. Kim bu? İki basamaklı en küçük tam sayı. Arkadaşlar, o zaman bir saniye bekletiyorum sizi. Herkes bir dursun. Arkadaşlar, doğrusu -99'dur. 2 basamaklı en küçük tam sayı kaçtır? 2 basamaklı en küçük tam sayı -99'dur arkadaşlar. Bu yüzden de toplamları -1'dir. Fakat burada bir numara yapılmış. Dikkat edeceksiniz. 98 deyip de özellikle şunu söyleyelim. Buraya ne diyoruz? Yanlış diyoruz. 98 dediniz ve 2 basamaklı en küçük doğal sayıyı da 10 aldınız arkadaşlar. Bunları topladığınızda, şunu da ben şöyle yapayım da kafanız karışmasın sonra. Cevabı 108 bulmanızı istiyorlar. Değil mi? 2 basamaklı en küçük tam sayı kaçmış? -99. Buna dikkat edin arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ha pardon. Toplamını soruyor sandım. Pardon Şevkiye ya. Oradan söylüyorsunuz görmüyorum. Farkı diyormuş arkadaşlar. Tamam doğrudur. Farkını sormuş. O zaman şöyle diyelim şuraya. Pardon. -98 ve -99'un özür diliyorum arkadaşlar. Farkını sormuş. Bir an toplamı diye okudum. 98 artı 99 eşittir 197 diyeceğiz. Cevap Edirne oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de bir an boşluğa düştüm orada.
Toplamı dese ne diyeceğiz? Eksi 1. Farkı dediği için 197 dedik. Teşekkür ederim arkadaşlarıma. Beni uyardıkları için. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta arkadaşlar? Aynen öyle. Yok, arada dedikodu var mı diye aşağıya kontrol ediyorum da böyle arkadaşlar sürekli bir şeyler yazıyor. Sorularında şey yapmayayım dedim. Arkadaşlar bakın. Burada çarpma işlemimiz var. Diyor ki yukarıdaki çarpma işleminde ABC en küçük doğal sayı deseydi, evet, iki basamaklı en küçük doğal sayı dediği için 10 alırdık. Tam sayı dediği için, eksilerde olduğu için eksi 99 aldık. Şimdi bu soruya geldik arkadaşlar. Biz nasıl yaparız çarpma işlemini? Bu sayıyı 8 ile çarpıp buraya yazar mıyız? Peki 3 ile çarpıp buraya yazarız değil mi? Yani ABC sayısını 3 ile çarptığınızda ne çıkıyormuş arkadaşlar? 717 çıkıyormuş. O zaman iki tarafı 3'e böldüğünüzde neyi bulursunuz arkadaşlar? ABC sayısını bulursunuz. Yani 717'yi 3'e bölelim. Kaç çıkacak? 2 kere var. 11'de arkadaşlar 3 kere var. 27'de 9 kere var. Yani kaçmış ABC sayımız? 239. Arkadaşlar yani bizden 239'u kaçla çarpmamız isteniyor? 38 ile. Buradan sonrası hesap kitap değil mi? Çarptınız, kaç buldunuz sevgili arkadaşlar? Dur bakalım şuradan kopya çekeyim. 9082 bulmuş arkadaşlar. Yani cevapta nedir? Ceyhan mıdır arkadaşlar? Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Ne yaptık ilk önce? 3 ile çarpıp buraya yazacağımıza göre 717'yi 3'e böldük ve ABC sayımızı bulduk. Daha sonra zaten hamallık kısmı için 239 çarpı 38 dedik. Celil tekrarlar mısınız demiş. Tekrarlarız. Arkadaşlar siz çarpma işlemini nasıl yaparsınız? 8 ile çarpıp buraya yazar mısınız sevgili arkadaşlar? Şimdi bu çarpma işlemi nasıl yapılacak Celil? 8 ile çarpacağım ABC'yi, buraya yazacağım. Doğru mudur? ABC sayısını 8 ile çarpıp buraya yazacağım. Ve ABC sayısını arkadaşlar 3 ile çarpıp buraya yazacağım. Yani ABC sayısının 3 ile çarpılmış hali nedir? 717. 717'dir arkadaşlar. İki tarafı da 3'e bölersek ABC sayısını kaç buluruz? 239 çıktı. Yani bizden istenen 239'u 38 ile çarpmamızmış arkadaşlar. 239 ile 38'i çarptığımızda da sonuç 9082 çıkacak. Yani Ceyhan. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Güzel. Geldik sıradaki soruya. 2010 KPSS sorusu arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Diyeceğiz ki aynı mantık bakın. A, B, C sayısını 8 ile çarpmışız diyeceğiz. Doğru mudur? Buraya da A, B, C sayısını kaç ile çarpıp yazmışız? 4 ile. Peki arkadaşlar. A, B, C sayısını 4 ile çarptığımızda ne çıkıyormuş? 2324. İki tarafı 4'e bölsek sevgili arkadaşlar. Ne buluruz? A, B, C sayımızı ne buluruz arkadaşlar? 581. Yani bizden istenilen 581 sayısıyla 48'i çarpmamızmış. Eğer çarparsak sonuç ne çıkıyor arkadaşlar? Bana söyler misiniz? Çarpanlar var zaten. ...27.880
8 çıkıyormuş arkadaşlar. Yani A'mız kaç çıkıyor? 2. B kaç çıkıyor? 7. C kaç çıkıyor? 8. Bizden 2, 7 ve 8'in toplamını istemişler değil mi? Yani 17 dedik. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta arkadaşlar? Süper. Ama ben bu soruyu böyle çözmezdim arkadaşlar. KPSS'de ben bu soruyu böyle çözmezdim. Nasıl çözerdim biliyor musunuz? Arkadaşlar 4 ile çarpıp buraya yazmış mıyız? 4 ile çarpıp buraya yazmışız. Doğru mu? Bir sayıyı 8 ile çarptığınızda 4 ile çarptığınız değerin 2 katını bulmaz mısınız? Yani şunun 2 katı. Alın 2324'ün 2 katını. 4000. 4648. Yanlış mı? Toplayın. 8. 8. 8. 7. 2. Ne oldu? A2. B7. C8. Arkadaşlar toplamı da 17 oldu. Var mı kafanızı karıştıran bir nokta? Ve arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bunu yaparak en az diyorum ben size 30 saniye kâra geçtiniz. Şimdi Gülay anlamadım demiş. Gülay, tekrar söylüyorum bir bak bakalım. Bir sayıyı 8 ile çarpmak demek 4 ile çarpmanın 2 katı değil mi? Yani 2324'ü 4 ile çarpıp bulduğuna göre 8 ile çarpılınca bulunacak değer bunun 2 katı olmaz mı? Yani 4648. Biz de aynısını yaptık. Geldik şuraya 4648 yazdık. Cevabı bulduk. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Size bir de iyi haberim var arkadaşlar. Söyleyeyim mi? Bu yılda KPSS'ye girmeyeceğim. Rahat olun, o yüzden rakibiniz değilim. İyi haber buydu. Mahalle baskısına direneceğim. Yine sizin gibi arkadaşların memur olması için elinden geleni yapacağım arkadaşlar. Şimdi devam ettik. Devam ettik. Geldik arkadaşlar. Rakamları farklı. 3 basamaklı 5 doğal sayının toplamı 4409'dur diyor. Şimdi arkadaşlar kaç tane doğal sayımız var? Beş tane. Dikkat edin, rakamları farklı. 3 basamaklı 5 tane farklı doğal sayı arıyoruz. Birinin en küçük olması için arkadaşlar diğerleri ne olmalıdır bana söyler misiniz? En büyük. Yani 900. 987. Rakamları farklı dediği için değil mi? 986. 985. 984 dedik arkadaşlar. Peki bunların hepsini toplasak ne buluruz? Var mı cevap verecek olan? Arkadaşlar beni görüyor musunuz? Bir sıkıntı oldu galiba. Koptuk mu ne? Evet arkadaşlar, şu işlemi yapıyorduk değil mi?
Kaç çıktı? 3942 mi çıktı arkadaşlar? Peki. Bunların toplamı 3942. Sonuncu sayıyı arıyoruz. Yani sonuncu sayıya da x dersek arkadaşlar 4409 mu verecek bize? X buradan ne çıkar sevgili arkadaşlar? Çıkardığımızda 467 çıkar. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? 467 dedik arkadaşlar. Süper. Güzel. Devam ettik sıradaki sorumuzla. Birbirinden farklı iki basamaklı 5 tane doğal sayının toplamı 219'muş. Bu sayıların bakın bu sefer ne soruyor arkadaşlar? En büyüğü en az kaçtır? Birbirinden farklı iki basamaklı 5 tane doğal sayı. Ne yapacağız arkadaşlar böyle bir soruda? Donmuştu demiş arkadaşlar. O zaman geri dönelim. Tekrar söyleyelim arkadaşlar. Ne dedik? Rakamları farklı ve 3 basamaklı dediği için ne yapacağız arkadaşlar? En küçüğünü bulmak için en küçüğünün en az olması için ne diyeceğiz? 987, diğerlerine en büyük diyeceğiz. 987, 986, 985 ve 984 dedik. Toplamları kaç çıktı? 3942 çıktı arkadaşlar. 3942'yi de 4409'dan çıkarırsak en küçük sayıyı 467 bulduk. Arkadaşlar demiş ki kolay bir yolu olmalı. Arkadaşlar ne yazık ki bunun kolay bir yolu yok. Şu anlamda kolay bir yolu yok arkadaşlar. Şu anlamda kolay bir yolu yok. Yani sayılar çok büyük verilmiş burada. İki basamaklı dense çok daha kolay olurdu. O yüzden yani benim fikrim ÖSYM böyle bir soruyu sorarsa iki basamaklı diye soracaktır. O yüzden bir sıkıntı yaşanmayacaktır sayıları bulurken. Değil mi? Güzel. Şimdi arkadaşlar sıradaki soruya geçtik. Dedik ki birbirinden farklı iki basamaklı 5 doğal sayının toplamı 219'dur. Bu sayıların en büyüğü en az kaçtır? Ne yapacağız arkadaşlar? 5'e böleceğiz. 219 sayısını 5'e böleceğiz arkadaşlar. Kaç kere var? 4 kere. 20 dedik. 19 sayımız var. 3 kere dedik. Ne kaldı arkadaşlar? 4 mü? Sayılara ne diyeceğiz biliyor musunuz? Birine 43. Bunlar ardışık gibi olsun istiyoruz. 42, 41, 44 ve özür dilerim arkadaşlar. 44 ve 45 dedik. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Arkadaşlar sırayla gideceğim. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta şimdiye kadar? Güzel. Arkadaşlar farklı diyor demiş. Biz de farklı yazdık. Zuhal yalnız rakamları farklı demiyor. Dikkatli oku soruyu. Birbirinden farklı demiş. Rakamları farklı demiyor. Tamam. Arkadaşlar elimizde 4 kaldı. Bu 4'ü birine satmamız lazım. Kime satacağız biliyor musunuz? 41'e veremem. Neden 41'e verirsem ne olur? 45 olur. Ama 42'ye verirseniz bu 4'ü kaç olur arkadaşlar? 46 olur. Ve en büyüğü en az kaç olur arkadaşlar? 46 olur. Eğer en büyüğü en az ya da en küçüğü en çok derse sayıları birbirine ne tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar? Yakın tutmaya çalışıyoruz. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta? Tekrar edelim demiş arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dedik ki en büyüğü en az ne demek? Büyük olsun ama çok da büyük olmasın diyoruz. Doğru mu? O zaman sayıları birbirine yakın seçeceğiz. Sayıları arkadaşlar siz geçen ders yaptıklarımızı tekrarladınız mı? Geçen ders beraber ardışık sayıları yaptık mı? Hı? Ardışık sayılarda ortadaki sayıyı bulmuyor muyduk arkadaşlar? Burada da en büyüğü en az deyince sayıları ardışık gibi yapmaya çalışacağız. Doğru mudur? Ardışık gibi yapmaya çalışacağız dedik arkadaşlar. O zaman 219'u ne yapmamız lazım? Arkadaşlar matematik bir birikim işidir bakın. Eğer ardışık sayıları tekrar etmezseniz burada hatırlayamazsınız. O zaman sıkıntı olur. Tamam?
O yüzden sevgili arkadaşlar, bakın ne yapacağız? Diyeceğiz ki ortadaki sayıyı bulmak için 5'e böldük. Sonucumuz kaç çıkmıştı biraz önce arkadaşlar? 43 mü? Burada da kaç kalanı vardı? 4. Ortadaki sayı 43'müş. Demek ki sayıları 44, 42. Bakın ortadaki sayıya göre gidiyoruz. Şuraya 45 dedik. Buraya da 41 dedik arkadaşlar. Sayıları böyle verdik. Fakat bir 4 kalanımız var. Bir 4 kalanımız var arkadaşlar. Ne zaman yaptığımızı tekrarlayacağım şimdi. 4 kalanını 41'e veremezsiniz çünkü 45 olur. O zaman sayılar birbirinden farklı dediği için 42'ye verirseniz bu 4'ü 46 olur. Yani sayılarınız 41, 43, 44, 45 ve 46 olur arkadaşlar. En küçüğü en az 46 olur. Peki ne yapıyoruz? Eğer bizden en büyüğü en az, yani ters istiyorsa bakın. Hem büyük olsun hem az olsun. Ya da en küçüğü en çok diyorsa sayıları ne tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar? Söyler misiniz? Ne tutmaya çalışıyoruz sayıları? Yakın, yani mümkünse ardışık tutmaya çalışıyoruz. Var mı kafamızı karıştıran bir nokta burası için? Güzel. Şimdi şu soruya bir bakalım arkadaşlar. Diyor ki ABC AB artı BC artı CA. Değil mi? 10'a hemen çözümlüyorum bakın. Tamamdır. 10A artı B. Zaten bu son slaytımız diye biliyorum ben ama. Artı 10B artı C artı 10C artı A eşittir 154 dedik. Peki. 11A artı 11B artı 11C eşittir 154 mü arkadaşlar? Yani 11 parantezinde arkadaşlar, A artı B artı C neye eşit olacak? 154'e. Peki sadeleştirirseniz A artı B artı C'nin 14 olması gerekir arkadaşlar. A artı B artı C'nin ne olmasını istiyorsunuz? 14 olmasını istiyorsunuz. O zaman arkadaşlar A'ya ne demeliyiz? 9. En çok olması için. Sonra arkadaşlar sonra hepsi sıfırdan farklı bu arada. Hepsi iki basamaklı olduğu için. C'ye de 1 vermeliyiz. B'ye de ne kalıyor? 9. Yani 950 diyemezsiniz. Neden? Çünkü C 0 olamaz. A 0 olamaz. B de 0 olamaz. C de 0 olamaz. Bu durumda arkadaşlar C'ye 1 verdik. A'ya 9. B de arada 4 değerini aldı. Yani 941. Yani arkadaşlar 941 dedik. Cevap bol oldu. Şimdi arkadaşlar bir bugünlük burada bırakacağız. Tabii ki 154'ten sonrasını hangi 154'ten sonrasını şu kısımdan mı? Sayılarımızı çözümledik arkadaşlar. Sayıları çözümledik. Buradan sonra dedik ki 11 parantezinde A artı B artı C eşittir 154 dedik. Buradan da A artı B artı C'miz 14'e eşit çıktı. Slaytlar karışıyor arkadaşlar. Diğer dersin slaytlarıyla. A artı B artı C 14 çıktı arkadaşlar. Peki A artı B artı C 14 mü?
Arkadaşlar A 2 basamaklı olduğu için A'ya 0 veremezsiniz AB. BC 2 basamaklı olduğu için B'ye de 0 veremezsiniz. CA 2 basamaklı olduğu için C'ye de 0 veremezsiniz. Bu durumda A'ya ne vereceğim en çok olması için? 9. C'ye de 1 vermem lazım en az 0 veremediğim için. 9 1 daha kaç yapar arkadaşlar? 10. O zaman B'ye ne kalıyor? 4 kalıyor arkadaşlar. Yani 941 diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ne diyeceğiz sayıya? 941 diyeceğiz arkadaşlar. Yani Bolu. Şimdi arkadaşlar canlı bağlantı alacaktık. Canlı bağlantımıza geçebiliriz.